Merhaba arkadaşlar, hepiniz jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, şimdi size böyle bir videom vardı. Ben bunu YouTube kanalımda yayınladım. Dikey bir video. Hatta özellikleri de 145 MB. Şimdi onlardan bahsedeceğim. 1 dakikalık bir short videosu. Bu arada jetnet.com.tr kanalıma abone olun. Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Paylaşırsanız daha da güzel olur. Şimdi YouTube Studio'ya gittiğimizde videolarımızı görebiliyoruz. Gerekirse buradan videoyu indir diyerek indirebiliyoruz. Bunu yapmaktaki esprimiz arkadaşlar, boyutunun daha küçük olmasını sağlamak. Aynı zamanda çaktırmadan görüldüğü gibi short etiketi de, damgası da vuruluyor. Kanalımızın reklamını yapmak. Başka bir nedeni F2. Buraya dikkat edin arkadaşlar. F2 YouTube Shorts. Şimdi burada ne demek istiyorum, nereye varacağım birazdan göreceğiz arkadaşlar. Konumuzu baştan söyleyeyim, sıkılmasın bazı arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu Twitter'da yayınlıyorum. Buraya dikkat edin. Çok dikkat edin. Konumuz videoların aynı kalitede sıkıştırılmış olarak yayınlanması hakkında. Yani hem hızlı dağıtım yapmak hem de reklamlı olarak dağıtım yapmak. Bunu böyle gönderiyorum. Herhangi bir yazı yazmıyorum. %4. Sizi çok az bekletiyorum. Çünkü çok uzun sürmediği için durdurmuyorum arkadaşlar. Bu arada zaman geçmemesi için şöyle yaparım. Birincinin üzerine sağ tıkladık, özellikler dedik, sola doğru çektik şuradan. İkincinin üzerinde sağ tıkladık, özellikler dedik, ortaya doğru çektik. Üçüncü de gelecek şimdi yolda. Evet, %60. Arkadaşlar, ben bunu şimdi yayınlıyorum Twitter'da, özellikle Twitter'da. Diğer sosyal medyalarda da siz deneyebilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla YouTube'un sıkıştırması çok iyi. Yani hemen göstereyim. Bu normal YouTube videosu, 145 MB. Bu ise YouTube'un normal telefonda çekilmiş normal 1000, yani HD bir görüntü. 59 saniye, 145 MB. YouTube bunu 18.3'e düşürüyor. Şimdi birazdan Twitter'ın ne kadar sıkıştırdığına bakacağız. Twitter ne kadar sıkıştırıyor onu göreceğiz. Bu arada videoyu gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben YouTube bir sıkıntı oluşturmasın diye videonun üzerinde, şu videonun üzerinde sağ tıklıyorum. Bakın, profilimde yayınlandı bu video. İşte burada. Bunun üzerinde sağ tıklıyorum. Videosunun adresini kopyala diyorum. Bakın, adresimiz şöyle. Twitter'daki videomuzun adresi böyle. Şimdi ben bunu şuradaki yöntemle indireceğim. YouTube buna kızdığı için ona bahsetmiyorum. Durduruyorum videoyu. Kusura bakmayın. Burada siz pause yapacağım. Birazdan devam edeceğim. Biraz göstereceğim. En yüksek çözünürlüğü seçiyorum. Arkadaşlar, video yayınlamada sorun olmasın diye inşallah sorun çıkmaz. Şimdi bakın, üçüncü yöntem. 11.9 MB. Nereden baksanız 4 MB karımız var. Daha fazla. Birazdan detaylarını göreceğiz. Buna da Twitter diyelim. Twitter. Yani bir şekilde siz el indirebilirsiniz. Eğer yetenekleriniz varsa. Bunun üzerinde de sağ tıklayıp özellikler dedim. Bunu sağa doğru aldım. Şimdi bu 3 videoyu şöyle yan yana getirelim. Bunu ne için anlatıyorum arkadaşlar? Mesela birden fazla sosyal medyada yayın yapıyorsanız, içerik yayınlıyorsanız, her seferinde tamam kaliteli iyidir ama 145 MB nere? 18 MB nere? Bakın, bu aşağıda da var. Burada da 11.2 MB, 18.3, 6 MB daha düşük. Yani benim gibi arkadaşlar, şöyle sağ tıklayıp şöyle sosyal medyayı açıp, bu arada kendim özel bir şey yaptım, siz de yapabilirsiniz. Ha, şuna tıkladığınızda ben mesela bunların hepsinden bu videoları yayınlıyorum mesela. Hepsine her seferinde arkadaşlar
düşünebiliyor musunuz? 145 MB yollamak mı daha karlı, yoksa aynı kalitede, yani kaliteden neredeyse ödün verilmemiş, üstüne üstlük bir de YouTube Short etiketini de bastırdım. İsterseniz o olmadan da indirebilirsiniz, yöntemleri var. Şurada görüyorsunuz, ben sadece ipucu vereyim. Burada YouTube Short etiketi olmadan istediğiniz çocukları, burada da Twitter'dan indirebilirsiniz. İnşallah bir şey demezler bunlara. Şurada da Instagram var arkadaşlar. Sessiz söylüyorum, anlayın siz onu. Tamam, kapattık. Ha, bir tane daha var. Bazen Twitter çalışmazsa şu devreye giriyor. Gördüğünüz arkadaşlar, tamam. Şimdi sadece bir püf nokta var arkadaşlar. Burada 1920'ye 1080 ya, onu görmemesinden gelin orijinal video. Burada ise 720'ye 780. İstersek bak bunda da indirebiliriz ama bizim işimizi gördüğü için YouTube'un bize izin verdiği ve etiket bastığı, yani bize indirmemize izin verdiği 720 çözünürlüğü. Daha yükseğe izin vermez YouTube, YouTube Studio'dan. Premium olursanız yüksek çözünürlüğe izin veriyor. Bizim işimizi görüyor. Bakın kareye bakın. 30.04, 30, 30. Toplam bit hızına bakın. İşte bit hızı 191'lik. Anlaşıldı arkadaşlar. Yani kalite kaybımız neredeyse sıfır. Yorum size kalmış. Aynı kalitede neredeyse işi. Üstüne üstlük cabası da etiketi var. Daha hızlı yayınlayabilirsiniz. Yani mesela şu videoyu 10 tane sosyal medyada yayınlamak 3-4 saatinizi alabilir. Şu videoyu 10 tane, benim 10 tane sosyal medyada yayınlamam 15-20 dakikamı alır. Bu kadar basit. İnşallah içeriğimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir ipucu, bir yöntem, bir yol gösterdim. Böyle videoları anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki bu herkesin işine yaramaz ama böyle içerik üreten arkadaşlar çok memnun kalacaktır. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın, iyi davranın. Abone olun, beğenin, izleyin, bir şeyler yapın işte.